Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar diliyorum. İnşallah bugün yeni bir şey deneyeceğim. Allah'ın izniyle yeni bir çalışma deneyeceğim. Kısmet olursa sorularla Arapça, ''El Arabiyyatü Me'al Ez'ileti'' isimli bir proje düşünüyorum. Arapçadaki önemli konuları sorular sorarak, sorular eşliğinde anlatmayı, işlemeyi planlıyorum. Yani soru soracağız. Sonrasında bu sorunun cevabını kaideler olarak, örnekler olarak, alıştırmalar olarak alacağız kısmet olursa. İlk dersimizde Arapçanın en temel konusu olan kelime ile başlayacağız. Mel kelimetu kelime nedir? Mel kelimetu kelime nedir? Sizler için ben bazı nahiv kitaplarından Kelimenin tariflerini buldum ve sizlerle paylaşacağım. E, tıpkı bu izleyeceğiniz videoda olduğu gibi diğer sorularda da yine farklı farklı kitaplardan kaideleri bulacağız, getireceğiz. Onlar üzerinden konuşacağız ve örnekler üzerinden tartışacağız. İlk tarifimiz el kelimetu lafzun yedullu ala ma'na müfret. Lafzun bir lafızdır. Yedullu delalet eder. Ala ma'na müfredin yani tek başına bir manaya delalet eden lafızdır kelime. Yani bizim ağzımızdan tek bir kelime çıktığında bu kendi başına müstakil bir manaya delalet ediyor halde olmalı. İşte biz buna o zaman kelime diyeceğiz. Mel kelimetu kelime nedir? Yine aynı şekilde sorumuz devam ediyor. Kelime nedir? Bu da ikinci tarifimiz. El lafzul müfredu dallu ala ma'na. El lafzul müfred müfred bir lafızdır. Ed delalet eden. Delalet eden müfred bir lafızdır. Neye delalet ediyor? Ala ma'na. Bir manaya delalet eden müfred lafızdır kelime. Bir manaya delalet eden müfred lafızdır kelime. Devam edelim. Mel kelimetu kelime nedir? kelime nedir? İşte üçüncü tarifimiz lafzun bir lafızdır. Yeteellefu oluşur min ba'di hurufil hece. Bazı hece harflerinden oluşan lafızdır kelime. Kelime dediğimiz şey bazı hece harflerinden yani Arapça harflerden oluşan Arapça hece harflerinden oluşan bir lafızdır kelime. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Bir şeyin kelime olabilmesi için öncelikle lafzı olacak. Yani hece harflerinden oluşmuş olacak. Aksi takdirde biz ona maalesef kelime diyemiyoruz. Bir diğer tarifimize gelelim. Mel kelimetu kelime nedir? Kelime nedir? El kelimetu hiyel <laughs> lafzul vahidul mürekkebu min ba'dil hurufil hecaiyeti ve yedullu ala ma'na müfret. Bu tarifimiz diğer tariflerin tamamını kapsayan daha uzun, daha detaylı bir tarif. Hemen bakalım. Hiye o el lafzul vahid. O bir lafızdır. Ama el mürekkebu oluşan oluşan bir lafızdır. Min ba'dil hurufil hecaiyeti. Bazı evet, bazı hece harflerinden oluşan bazı hece harflerinden oluşan bir lafızdır. Ve yedullu ve delalet eder ala me'na müfredin. Müfret bir manaya. Yani tek başına müstakil bir manaya delalet eden ve bazı hece harflerinden oluşmuş olan bir lafızdır kelime. Bakın ne kadar detaylı bir tarif bizler için. Sizler için dört tane tarifi bir araya getirmeye çalıştım. Hepsi de farklı farklı kitaplarda geçen tarifler. Tabii ki başka tarifler de vardı. Yani bunların birebir aynı tarifleri ya da bir iki kelime farklı farklı bazı tarifler de vardı diğer naif kitaplarında ama ben şu an için kelime ile alakalı dört tane tarifi yeterli buluyorum. İnşallah kelimeyi güzel bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Şimdi bir de örneğe bakalım. Nemuzeç örnek bölümündeyiz. Mesela zehebe gitti kelimesi. Bu bir kelime. Çünkü tek başına gitmek anlamına geliyor bakın gitti. Ya da el bu kelimesi. Telaffuz ettiğimiz zaman kitap kelimesini biz bundan anlıyoruz değil mi? Kitabı anlıyoruz. O yüzden el bu da bir kelime. El-Bustanu bahçe biz bunu okuduğumuz zaman bahçeyi anlıyoruz. Demek ki el bustanu tek başına bir bahçe anlamına delalet ediyor. O yüzden el bustanu bizim için bir kelime. El bustaniyu bahçıvan. El bustaniyu bahçıvan kelimesi. Yine biz bu kelimeyi duyduğumuz zaman ya da karşımızdaki birisi bunu bize telaffuz ettiğinde biz bundan bahçıvanı anlıyoruz. Bir diğer örneğimiz de fetaha açtı fiili. Yine tek başına yani başka bir kelime kullanmamıza gerek kalmadan biz fetayı dinlediğimiz zaman açmak fiiline delalet ettiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz ve biliyoruz. Evet sayın hocalarım bu tabii ki e, bu nasıl diyelim? E, bu yeni projemde yaptığım ilk ders kaydı olacak. O yüzden e, bu sunumlar vesaire daha en başındayız. Gün geçtikçe bunlar daha da zengin hale geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü bu sonuçta ilk tecrübem olacak bu yönde. İnşallah bundan sonraki ikinci yani sorularla Arapça bölümümüzün ikinci kısmında da kelimenin çeşitlerini ele alacağız. İsmi, fiili ve harfi öğrenmeye devam edeceğiz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer bu sorularla Arapça bölümünü beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın. Çünkü her olumlu yorumunuz beni daha güzel, daha iyi projelere yönlendirecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı sabahlar dilerim.